Nikah oldu. Hı-hı. Nikahtan sonra da bir kız kınası yaptık öyle arkadaşlar İstanbul'da. Güzel. Var evet. mı o görüntüler? Var. Hadi bakalım izleyelim. Evet burada nikaha gidiyoruz biz. Gelinlik kıyafetim yoksa ne? Aynı. Nikahta mavi değil miydi? Evet herkes beyaz giyiyordu. Ben gelinlik de farklı olsun istedim. Sen de farklı olacağım diye her şeyin. Bir dakika dur ben şimdi. Ben öyle yapmak istedim. Ben anlayamadım. Sen şimdi nikahta mavi mi giydin aşkım? Evet evet nikahta ben mavi giyinmek istedim. Aa. Evet ve İstanbul'da gelinlik alacaktım. Sonradan vazgeçtim. Olmasın ya sen dedim. Hiç gelinlik giymedin mi ben giydim, anlayamadım. Giydim gelinlik var fotoğraflarım falan var. Ha. Evet. Nikahta mavi elbise giyilir mi hiç? Ben ilk kez Özlem Hanım'da görüyorum. Çok şaşırttı beni. Keşke giymeseymiş beyaz renk tercih etseymiş daha hoş olabilirmiş. Bir nikaha gelelim o zaman. Aa evet ya. Arca çok mavi. Değişik. Ben tercih etmezdim şahsen maviye. Ben çoş olmamış. Ailen peki ne dedi? Karışmadı. Hayır kesinlikle. Her şey benim istediğim gibi oldu. Evet. Neden mavi? Geneli zaten beyaz ve toz pembe kullanılıyordu. Evet. Ben de mavi istedim. Bir değişiklik olsun Allah istedim. Özlem Hanım bekarlığa veda evet, giydiğinde... Evet ben de onu söyleyecektim. Evet bekarlığa veda kıyafetimi giymek istedim. Değişik olmuş. Değişik olmamış. Modeli güzel ama ya beyaz olsa ben hiç görmedim. Evet. Ben de hiç görmedim. Ben de ilk defa görüyorum. Beyaz giyinmiş tercih fotoğraflarım falan var. Ya. Gelinlikli giyinmiş fotoğraflarım var. Sadece mevlüt olduğu için hani video falan yok. Sadece gelinlik olsun, fotoğraflarım var. O zaman gelinlik fotoğraflarını evet. görelim. Peki bunu niye giydin? Ne oldu? Mevlüt oldu. Hı. Evet Mersin'de oldu. Evet. Adana'dan Mersin'e giderek mevlüt yaptık. Ama biz gittiğimizde mevlüt bitmişti. Allah. Evet okunmuştu falan. Çünkü çok, çok geç kaldık. Çok ilginç olmuş ya. Çok geç kaldık. Neden gerçekten. Mersin? Bütün aksilikler hep benim. Neden oldu. Mersin hayatım? Eşimin ailesi falan hepsi orada oturuyorlar. Ha Mersin'deler. Evet. Evet. Nasıl buldunuz gelinliği? Ne kadara kiraladınız? Gelinlik değil mi? Evet. Hepsi kınalık, kaftanlık. Yani hepsi içindeydi. 6500 evet. evet. Ben beğenemedim ya. Makyajınızı ne kadar yaptırdınız? Arkadaşımın... Kuaför dükkanıydı. Ama. Evet. O yüzden 500 TL'ye yaptım. Çok, çok güzel olmuş evet. makyaj. Evet, ben çok gelinliğini güzel. De beğendim. Tacınız da güzel hoş duruyor evet, ama. Evet, gelinlik de gelinin hoş. Gelinliğin üst kısmını beğenemedim. Şimdi yeni modaya herkes de bu çizgiler var ya. Evet. Kazak gibi. Evet. Çok popüler bu. Ben de evet. beğenmedim evet. gelinliğin üstünü. Zaten bu resimler meşhur. Evet, ya. Evet. Sana çok yakışmış bu gelinlik. Bitmeyen ışıklar. Evet. Sana çok yakışmış. Dış çekimde. Ya şahsen gelinliğin güzeli çirkini diye bir şey bulamıyorum. Evet. Geline hani beyaz giydiğin için çok hoşuma gitti. Nikahta mesela maviyi çok yadırgadım. Ama seni keşke nikahta da böyle olsaydın bana ya göre. Ya aslanım şimdi beyaz kıyafeti aldığım zaman nikahtan sonra nerede giyecektim? Hayır kıyafet değil aşkım gelinliğin. Gelinliğine. Nikahta giyseydin. Adana'da gelinliğim falan vardı. İstesem getirebilirdim ama... Evet. Benim düğünümden bir ay sonra nikah oldu. Ama bak görüyorsun değil mi gelinlikle ne kadar zarifsin. Evet. Ne kadar özel. Ve sana da inanılmaz yakışmış. Çok esmer olduğun ederim. İçin buğday tenlisin. Kaşlı gözlü olunca beyaz çok yakışıyor değil evet, mi? Çok teşekkür ederim. Maşallah sana. Peki sen ne güzellik...